Bakın, aklınızdan geçeni biliyorum. Neden yanımda 37 balon, 59 sandalye ve bir köpekle Polyville'de son hız ilerlediğimi düşünüyorsunuz? Her şey bu sabah başladı. Aslında en başta herhangi bir sabah gibiydi. Arkadaşlarınızla birlikte arka bahçede bir defile yapmaya karar verdiğiniz herhangi bir sabah. Layla, bu arka bahçe defilesini eğlence için yapıyoruz. Aynen öyle. Kusursuz olmasından daha eğlenceli ne olabilir? Ne terslik olabilir ki? Alt tarafı podyumda yürüyeceğiz. Yürümenin de kusuru mu olurmuş? Yoksa olur mu? Olur tabii Lia. Podyumda yürümek bir sanattır. Profesyoneller bile bacak atarak yürümek için yıllarını veriyor. İzleyin. Görüyorsunuz, ben bile bunu henüz yapamıyorum. Bu defilenin kusursuz olması için daha sade yürümeliyiz. Ama merak etmeyin. Etmiyoruz. Her şey güzel olacak. Bence zaten çok güzel. Tabii, ben de bu olduğu sürece. İşte uğurlu bilekliğim. Bu ne hoş bir bileklik. Gerçekten uğur getiriyor mu? Bilmiyorum. Onu özel günlerde takmayı seviyorum ama. Bu bir özel gün mü? Sadece arka bahçede defile yapmayacak mıydın? Moda ile ilgili olan her bir gün özel gündür. Hadi kızlar, herkes yerine. Birinci Polyville arka bahçe defilesine hoş geldiniz. Kızların üzerinde Chrissy'mizin tasarladığı harika birer kıyafet var. İlk mankenimiz Layla. Şuna bakın. İtiraf etmeliyim ki podyumda yürümek gerçekten onun işi. Hayır, benim gibi yürüyün. Bakın ben nasıl yapıyorum. Bak senin gibi yürüdük, ne oldu? Kötü değildi. Bu bahaneyle kuaföre gelmiş olduk. Üstümüze yapışanları temizlemek için. Bu arada sanırım seyirci defileyi çok beğendi. Evet, yani tamamıyla da felaket değildi. Umarım olanlar için beni suçlamıyorsunuzdur. Suçlamıyoruz. Benim hatam olması mümkün değil. İş modaya gelince asla hata yapma. Yapma. Herkes hata yapar. Ben yapmam. Neden kusursuz bir gösteri olmadı diye düşünüp duruyorum. Ama cevabı bulamıyorum. Buldum. Bilekliğim yüzünden olmalı. Nasıl yani? Bana uğur getirmek yerine uğursuzluk getirdi galiba. Uğursuzluk diye bir şey yoktur tatlım. Bilimsel olarak yani. Hayır, onun yüzünden olmalı. Çünkü benim hatam olması mümkün değil. Şunu bir çıkarayım da görün. Düştüğümde sıkışmış olmalı. Layla! Olamaz! Çabuk Şeni, kapat şunu. İnanmak istememiştim ama gerçekten doğruymuş. Önemli değil Layla. Yani senin mükemmel olmaman. Ne? Hayır, bu bileklik gerçekten lanetliymiş. Uğursuzluk getirmiş. Tekrar söylüyorum, uğursuzluk diye bir şey yoktur. Bilimsel açıdan bakıyorum. Evet, büyük olasılıkla senin hava değişikliğine ihtiyacın var. Hadi hepimiz dışarı çıkalım. Ben dışarı bununla çıkamam. Muhtemelen tepeme yıldırım düşer ya da bir piyano falan. Hayır, düşmez. Söylemesi kolay tabii. Senin bileğinden çıkmayan uğursuz bir bilekliğin yok. Bu şekilde hiçbir yere gidemem. Siz gidin, ben onu getiririm. Layla, sen iyi misin? Artık iyiyim. Sorunumu çözecek birkaç aksesuar buldum. Sence şansım değişir mi? Görüntünün değiştiği kesin. Hayır, aynı olmaz. Ya onu da kırarsam? O daha büyük uğursuzluk. Ama gülünç oluyorsun. Her yerine dört yapraklı yoncalar ve at nalları iliştirmen çok... Biliyorum, biliyorum. Bu... Modaya hiç uygun değil. Polly, bana yardım etmelisin. Tamam.
Tamam, merak etme. Gidip bu sorunu çözeceğiz. Nereye gideceğiz? Ya karşıma bir kara kedi çıkarsa ya da... Yürü hadi. Açamıyorum. Gerçekten sıkışmış. Bak, bilekliği çıkaramasan da en azından Layla'ya onun uğursuzluk getirmediğini göster, olur mu? Elbette. Sonuçta uğursuzluk diye bir şey yoktur. Bilimsel olarak. Aynen. Her şey olasılıklardan ibaret. Tamam, pekala. Bunu Layla'ya bilimsel olarak kanıtlayabilme olasılığın nedir peki? Aha, bunu size kartlarla anlatabilirim. İşte bu kartbot. Her iki seferden birinde kazanmaya, birinde kaybetmeye programlandı. Her zaman da öyle yapıyor. Çünkü şans diye bir şey yoktur. İzleyin. Kartbot kazandı. Tamam. Bu sefer Layla kazanacak. Kartbot kazandı. Tamam. Bu sefer Layla kazanacak. Kartbot kazandı. Kartbot kazandı. Kartbot kazandı. Kartbot kazandı. Hadi kartbot, hadi kartbot, hadi kartbot. Kazan, kazan, kazan. Ha? Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Bu da kanıtı. Bilekliğim lanetli. En azından olanlar benim hatam değildi. Bu bileklik bilimden bile güçlü. Tamam, o zaman bilimin dışına çıkarız Layla. Bu bileklik daha önce sana uğursuzluk getirmiş miydi? Bu sabahki defileden önce mi? Hayır. Peki hipotezin nedir Polly? Demek ki defilede Layla'nın o sorunları yaşamasına neden olan bir şey olmalı. Zamanı geriye almalıyız. Evet. Ama nasıl? Bu sabah yaptıklarımızın aynını yaparak tabii ki. Ama geriye doğru. Tek yapmamız gereken her şeyi aynı şekilde yeniden hayata geçirmek. Ki bu da... imkansız. Üzgünüm Polly. Üzerimdeki uğursuzluk bir türlü gitmiyor. Layla, şansa inanan sensin. Bana göre bir kızın hayal edip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Tamam, planımız nedir Polly? Chrissy, sen ve Lea defile için başka bir yer bulun. Sahnesi ve ışıkları olan bir yer. Shani, sen seyircileri topla. Bütün bunları yapacak mısınız? Benim için mi? Yaptığım onca şeyden sonra... Yani bilekliğimin yaptığı onca şeyden sonra... Elbette! Evet, bak kusurlarımız olabilir ama arkadaşlarımız olduktan sonra kusurun ne önemi var? Böylece bu ana kadar geldik. Evet. Aa, çok güzel olmuş. Vay canına. Harikaydın. Müthiş dedi. Hoşça kalın. Birinci Polyville arka bahçe defilesi sona erdi. Mankenlerimizle vedalaşın. İşte karşınızda defilenin yıldızı Layla. Layla. Yapamam. Bunca insanın önünde. Seni göremezler. Arkaları dönük. Unuttun mu? Bunu nasıl yapacağım peki? Ben bu şanssızlıkla ileri doğru bile kusursuz yürüyemedim. Ama arkadaşlarımız olduktan sonra kusurun ne önemi var? Berbat ettim. Kusursuz bir yürüyüş olmadı. Tamam, ne güzel işte. Bunun nesi güzel? Bir hata yaptın. Yani kusursuzluk yok oldu, gitti. Yapılacak tek bir şey kaldı. O da eğlenmek. Ama bu bileklikte eğlenemem. Ama sen pes etmeyeceksin değil mi? Tökezlersen seni tutarız. Dene bir kere. Ayak atarak çalımlı yürüyor. Harika. Hayır. Ayak atarak geri geri çalımlı yürüyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi peki? Sanırım mümkün. Evet, başardım. Yani benim kusurlarım oldu. Sen harikaydın Layla. Haklısın. Harikaydım. Bilekliği yendim. Hey, belki de düştüğümde açılmış olabilir. Belki de bana hiç uğursuzluk getirmemiş olabilir, ha?
Getirmedi mi? Öyleyse onca sorunu kim çıkardı? Sanırım ben çıkardım. Kusursuz olmam gerektiğini düşünüyordum. Ne var biliyor musunuz? Arkadaşlarımız olduktan sonra kusurun ne önemi var? Bu duruma bu şekilde bakabilmeni umuyordum. Bir kızın biraz hayal gücüyle yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Geri geri çalımlı yürümek de dahil. Yani biraz hayal gücü ve biraz da çalışmayla. Merhaba, ben Polly Pocket. Burası da Pollyville. Bir günün en güzel şekilde geçirileceği yer. İlk bakışta sıkıcı gibi görünebilir. Daha yakından bakalım. Burası muhteşem, olağanüstü bir yer. Kuaföre bu kadar çabuk gidilebilen tek kasaba. İşte burası. Evet, Pollyville harikadır. Ve şimdi daha da harika olacak. Buraya iki yeni kız taşınıyor. Biri büyük şehirden geliyor, diğeri de köyden. İkisinin de buraya varış zamanı tam olarak şu an. Merhaba, ben Polly. Merhaba, ben Layla. Ben de Lia. Bu afiş de ne? Evet. Peki yeni gelen iki kız için kim hoş geldin partisi veriyor? Ben veriyorum. Pollyville sizin yeni eviniz. Sizi karşılamak için bir partiden daha iyi ne olabilirdi? Oo, dur biraz. Ev mi? Ben daha yeni geldim. Hem yanlış anlama ama kalacağımdan emin değilim. Yani Pollyville güzel bir yere benziyor ama daha şimdiden tarlaları ve çiftlikleri özledim. Ben oralardan geldim. Büyük şehrin semalarını, gökdelenlerini ve 5 yıldızlı restoranlarını saymıyorum bile. Hadi ama bir deneyin. Pollyville bir günün en güzel şekilde geçirileceği yerdir. Bunu size kanıtlayacağım. İkiniz için en güzel hoş geldin partisini vereceğim. Şuraya bakın. Aman tanrım. Evet, vay canına. Ama şey, sanki bu partide bir şeyler eksik. Burada siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama şehirdeki partilerde genelde konuklar olur. Herkesi davet ettim. Ama önce ikinizin gelmesini ve yiyecekleri, müzikleri ve oyunları seçmenizi istedim. Sonuçta ikinizin hoş geldin partisi bu ve eğer sizi Pollyville'de kalmaya ikna ederse verilen en güzel parti olacak. Bilmem ki. Hadi. Tamam. Burada ne isterseniz var. Hemencecik halledip çıkarız. Hayır. Ben bunu yemem. Çıkamayız. Peki o zaman hindiye ne dersiniz? Başka seçeneğim kalmadı. O zaman baba ganuş. Dur. Rick buldum. Herkes pizzaya bayılır. Harika. Pekala, neli olsun istersiniz? Pepperoni'li lütfen. Fazla etli. Patlıcanlı. Fazla sebzeli. Ançüezli lütfen. Fazla ançüezli. Bu sandığımdan daha zor olacak. Şimdilik yiyecekleri unutalım. Hadi müzikleri seçelim. Bunda hemfikir olacağımızdan eminim. Yani parti dediğin böyle yüksek rock müzikle olur. Asla olmamalıdır eğer doğadaki sesleri duymak istiyorsan tabii. Bu da çok sessiz. Hiç de değil. Tamam, yiyecekleri ve müziği unutalım. Hadi eğlenmek için ne yapacağımızı seçelim. Güzellik partisine ne dersiniz? Evet. Harika. Çok güzelleşmeye bayılırım. Hadi. Hadi saçlarımızı tarayalım. Harika. Ben benim fırçamla senin saçını tararım. Sen de seninkiyle benim saçımı tararsın.
ya da boşver. Arkadaşım Chrissy, Polyville'deki en parlak sanatçıdır. Bir sorun için yaratıcı bir çözüm gerektirse hemen ona başvurulur. Tabii dikkatini çekebilirsiniz. Chrissy eseri üzerinde çalışırken gözü başka hiçbir şeyi görmez. Bazen şöyle yapmanız gerekebilir. Ah, merhaba Polly. Geldiğini görmedim. Bu elimdeki malzemeyi ilk defa kullanıyorum. Hiç böyle bir şey görmemiştim ki ben daha önce çok şey görmüşümdür. Sonunda ne olacak peki? Daha karar vermedim. Bu benim başyapıtım olabilir. Ya da öğle yemeğim. Patates püresi. Oo, ne kadar yaratıcı. Ve de sürdürülebilir. Teşekkür ederim. Chrissy, bize yardım edebilir misin? Ha? Senin yaratıcı zekan, hiçbir konuda uzlaşamayan Layla ve Lia için eğlenceli bir parti tasarlayabilir mi? Aha. Ne partisi peki? Tabii ki bir sanat partisi. Bu harika bir fikir. Öyleyse başlayalım. Ben biraz kağıt ve fosforlu kalem alayım. Aa, ben de biraz boya ve önlük alayım. Annemden koleksiyonundan bize eser ödünç vermesini ve sanat dünyasından birkaç arkadaşını davet etmesini isteyeceğim. Eleştirmenler için limuzin kiralamalıyız. Ne? Sanat partisinden kastım bu değil mi? Çok üzgünüm Polly ama biz ikimiz seninle asla aynı fikirde olamayacağız sanırım. İlk kez seninle aynı fikirdeyim. Bu senin suçun değil Polly. Belki de Polyville bizim için doğru yer değildir. Durun bakalım. Ben daha pes etmiyorum. Yani bizim hala... Parti başlamak üzere. Koşun. Gidelim. Arkadaşım Shani buna bir çözüm bulur. O gerçek bir dahidir. Bu motosiklete nasıl roket takılacağını bulan da odur. Roket mi? Roket! Lia ve Layla, bu Shani. Shani bu soruna mutlaka bir çözüm bulur. Onun IQ'sunu göstermeye grafikler yetmiyor. Aa, seni övdüğüm için kızmadın umarım. Aa, bu bir övgü değil. Bu kanıtlanabilir bir gerçek. Kontrol etmek isterseniz grafik burada. Tamam Shani. Büyük bir sorunu çözmek için yardımına ihtiyacım var. Büyük bir sorun mu? Hiç sorun değil. Şuna eminim ki sorunun çözümü buralarda bir yerlerdedir. Söyle, ne sorunun var? Astrolojik mi? Biyolojik mi? Yoksa mitolojik mi? Sen bana bırak. Eminim onu halledecek bir aletin vardır. Tamam, harika. Hiçbir konuda uzlaşamayan iki insanın çok beğeneceği bir parti düzenlemem gerekiyor. Bu sorunu çözebilecek bir aletim yok ama. Üzgünüm Polly. Protonlar, fotonlar, gülen yüzlerle ilgili olsa hemen çözerdim ama partiler... Böyle bir sorunu çözebilecek bir icadım yok maalesef. Hiç sorun değil Shani. Polyville'de bugünü ikiniz için de harika bir hoş geldin partisine çevirecek bir şey olduğundan eminim kızlar. Onu mutlaka bulacağız. Ama acele etmeliyiz. Hoş geldin partisini veremem. Çünkü bugün bitti. Çok üzgünüm arkadaşlar. Ne için? Evet, bu geçirdiğim en güzel gündü. Tamamen katılıyorum. Öyle miydi? Gerçekten mi? Evet, öyle. Bize herkesle tanıştırdın. Ve her şeyi gördük. Sadece bir günde. Bundan daha iyi bir karşılama olamazdı herhalde. Bence de. Yarın kesinlikle kuaföre tekrar gitmemiz gerekiyor. Bence de. Sonra da sebze pazarına gideriz. Ben de tam onu diyecektim. Kalıyor musunuz yani? İkiniz de mi? Tabii ki. Neden Polyville'den ayrılalım ki? Polyville inanılmaz bir yer. Daha şimdiden evimde gibiyim. Ve bu senin sayende oldu Polly. Tamam. O zaman sebze pazarından sonra tekrar... Tamam.
Belki bu iş tesadüfen oldu ama sonunda başardım. İkisine de en güzel hoş geldin partisini yaptım. Tekrar teşekkür ederim Polly. Her şey için. Aa, sanırım artık uyku zamanı. Haha. Evet. Yarın uzun bir gün olacak ve şu anda gerçekten çok yorgunum. Ben de öyle. Çok yorulduk. Hiç uyuyamadığımız kadar iyi uyuyabilmek için eve gitme zamanı. Bunu hak ettik. Sizi görmeye uzun zaman çok oldu. Çok sevindik. Eğlendiniz mi? Her şey yolunda mı? Güzel miydi? Parti. Tamamen unutmuşum. Ben de öyle. Polly'nin bugünkü harika karşılamasından sonra biz çoktan yorulduk bile. Peki hoş geldin partisi ne olacak? Saat çok geç oldu ve bizim gözlerimiz kapanıyor. Yapacak tek bir şey var. Ha? Bunu en güzel pijama partisine çevirme. Yakaladım. Kaptım seni. Dayan Polly, geliyorum. Çabuk. Kurabiyeleri ver. Ucuz kurtardık. Neredeyse kurabiyeler gidiyordu. Ben bunları hemen içeri götüreyim. Bir parti daha geliyor Polly. Neden uçan kurabiyeler yakaladığımı merak etmişsinizdir. Benim çok iyi bir gerekçem var. Ve çok da iyi bir amacım. Acaba Polly'nin kurabiyeleri ne zaman hazır olur? Eğer koku alma duyum beni yanıltmıyorsa hazır bile. Üçten geri sayıyorum. Üç, iki, bir. Kim kurabiye ister? Ben. Tamam, alın bakalım. Bu sana, bu sana ve sana. Yulaflı kurabiyelerin gerçekten bir harika Polly. Bence de. Sanırım kurabiyeni beğenmeyen biri var Polly. Ama sadece o. Çünkü bu kurabiye bir harika. Bu korkunç. Lia? Sorun nedir? Polyville Park'ı. İnsanlar küçük çocukların oyuncakları olsun diye para toplayıp bir salıncak seti alacaklar diye biliyorum. Toplamaya çalıştılar ama para yetmedi ve süre bu akşam bitiyor. Çocuklara salıncak alınmayacak mı yani? Bu korkunç. Çok geç olmadan yardım etmek istiyorum ama aklıma para kazanmak için hiçbir fikir gelmiyor. Kurabiyeden alsana. Biraz neşelenirsin. Şu an yiyebileceğimi hiç sanmıyorum. Bu çok lezzetli. Aynı şeyi mi düşünüyoruz kızlar? Tabii ki. Evet. Rubidium bir alkali metal midir? Hiçbir fikrim yok ama evet dediğini farz ediyorum. Biraz daha neşelenmek istiyorum. Bu kurabiyelerden biraz daha yapar mısın lütfen Polly? Elbette. Ama sen yiyemezsin. Çünkü onları parka para sağlamak için satacağız. Sen harikasın Polly. Ama acele et. Parayı gün sonuna kadar toparlamalıyız. Hesap ortada. Eğer çok para kazanmak istiyorsan çok kurabiye yapman gerekecek. Hiçbir defada 10 taneden fazla yapmamıştım. Yardıma ihtiyacım olacak. Hemen evden yardımcı robotu getireyim. Sağ ol Shani. Robotun inanılmaz bir alet. Ama ben elimle yapmaya alışkınım. Hepinizin yardımıyla kısa sürede bir sürü kurabiye yapabiliriz kızlar. Ama bir sorunumuz var Polly. Evet. Hiçbirimiz kurabiye yapmayı bilmiyoruz. Bildiğiniz şeyleri yaparsınız. Shani, sen bilimsel ölçümleri herkesten iyi bilirsin değil mi? Aynen. Sen malzemeleri tartarsın. Chrissy, sen kasabanın en iyi ressamısın. Sen kurabiyeleri süslersin. Oldu Bill. Peki ya ben? Benim gibi zevk ve klas sahibi birinin de yapacağı önemli bir iş vardır herhalde. Evet. Madem o kadar zevklisin, sen de kurabiyeleri tadarsın. Hadi bakalım iş başına kızlar. Leziz. Thank you.
Bu koku da ne? Sana da geldi mi? Nedir bu? Harika. Ben de istiyorum. Ah, bunlar harika. Çok güzel görünüyorlar. Ah, hepsini sattık. Bu harika bir haber. Kötü haberse şu. Salıncak almaya yetecek parayı toplayamadık. Tek kötü haber bu değil. Bakın. Hepsini sattık. Ve alan herkes bir tane daha istiyor. Ve belli ki arkadaşlarına da haber vermişler. Aslında bu hiç de kötü bir haber değil. Biliyor musunuz, bu kadar müşteriyle bence biz 1000 kurabiye daha satarız. Evet. Böylece salıncak alacak kadar para kazanabiliriz. Gerçekten kazanabilir miyiz Polly? Evet, kazanabiliriz. Lia, sen burada kal. Ne yaparsan yap, müşterileri sakın kaçırma. Geri kalanımızda malzeme bulup daha çok kurabiye yapalım ve bir an önce geri gelelim. Elimizdeki malzemenin hepsini kullanmışız. Gerekli olan şeylerin listesini yapacağım. Tamam. Ellerinde ne kadar un varsa alalım bakalım. Hangi unu? Olamaz. Hiç kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Gözlemlerim doğruysa, ki her zaman doğrular, burada bize lazım olan şeyler maalesef yok. Tamam, heyecanlanmayın. Ama zamanımız bitiyor. O zaman ayrılalım. Herkes Polyville'de akla gelecek her yere gitsin. Bir yerlerden malzeme bulmalıyız. Bütün gün bekleyemem. Galiba köpeğimi artık eve götüreceğim. Durun! Gitmeyin! Durun! Şunu dinlemeniz lazım. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde... Neden şarkı söylüyor? Elimizde yeterli malzememiz yok. Şimdi ne yapacağız Polly? Ne yapabiliriz? İnsan bu kadar malzemeyle kurabiye yapamaz ki. Evet, katılıyorum. Bunu bir insan yapamaz. Bu yüzden Shani'den rica ettim. Eve gidip... Yardımcı robotumu getirdim. Merhaba. Sen arayınca robotun iç düzeneğindeki kablolarla oynadım. Benim sayemde artık her türlü organik maddeyi kullanılabilir maddelere çevirebiliyor. Her türlü yiyeceği alıp kurabiye malzemesine dönüştürebilir. Yiyecek verin. Evet, onu duydunuz. Ne bulursanız verin. Başlangıcı böyle. Kabul etmeliyim ki bu robot çok hızlı kurabiye yapıyor. Neden daha önce kullanmadık ki? Ah, bunun tadı çok kötüymüş. Bir de ben bakayım. Sonuçta kurabiyeleri tatmak benim işim. Aman tanrım, bunlar iğrenç. Baştan başlamamız gerek. Yapamayız. Çünkü ne kadar hardal ve ketçap varsa hepsini kullandık. Robota verecek malzememiz kalmadı. Üstüne üstlük zamanımız da kalmadı. Galiba çocukların salıncağı olamayacak. Güven bana. Bunu yiyemezsin.
En azından beğenen biri var. Aa, bu gerçekten çok güzel ama ne yazık ki kötü kurabiyeleri onun kadar seven yeterli sayıda insan bulmak çok zor olacak. Haklısın. Bunu beğenecek insan bulmamız imkansız. Peki neden bu kadar heyecanlandın? Çünkü bu kurabiyelerle nasıl salıncak alacağımızı artık biliyorum. Aa, buna bayıldım. Çok güzeldi. Evet. Sandığımdan daha iyi bir dansçıymışım. İyi misin? Aa, şuna bak. Geldiniz. Kurabiyeleri zamanında yetiştirdiniz. Şey, aslında hayır. Yapamadık. Yani? Ha? Ne dedi? Ne? Ne dedi? Çok tuhaf. Ne? Ne oluyor orada? Aa, köpekler çok sevdi sanırım. Şunlara bak. Köpek bisküvisi mi yaptınız? Sıradan bir bisküvi değil. Jenny'nin bir şeyi bu kadar sevdiğini görmemiştim. Kurabiye almak için bekliyordum ama köpeğin bu bisküvileri bu kadar sevdiğine göre paramı ona bu bisküvilerden alarak harcayabilirim. Ben de. Bana 20 tane köpek bisküvisi. 40 tane daha geliyor. Harika. 3 tane daha. Hep söylerim. Bir kızın biraz hayal gücüyle yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bugün sıradan bir kurabiye satışını sıra dışı bir olaya dönüştürdük. Ama başardık. Gereken parayı topladık. Hem de tam zamanında. İtiraf edeyim. İşler bundan daha lezzetli yoluna giremezdi. Merhaba, ben Polly. Güzel bir gün geçirmek için arkadaşlarımla birlikte Pollyville Karnavalı'na geldik. Dikkat eder misin? Planladığımız gibi olmadı. Bunun nedeni ise küçük bir... İşte orada, plajda. Onu iskelenin diğer ucunda gördüm. Durun, işte orada. İşte köpek orada. Biliyorum kafanız biraz karışmış olmalı. Benimki de karıştı. Her şey şöyle başladı. Ah, hadi dönme dolaba binelim. Ama önce hız trenine binelim. Unutmayın, söz verdiniz. Plaja inip deniz kabuğu numunesi toplayacağız. Aha, ne tatlı bir yavru köpek. Evet. Ama onun karnavalda ne işi var? Hem de tek başına. Sadece bir teori ama en mantıklı hipotez kaybolmuş oldu. Bence bu teorinin de ötesinde Shani. Baksana. Kaybolmuş. Oh, inanmıyorum. Evine dönmesini sağlayalım. Acaba uysal mıdır? Sanırım öyle. Bu küçük dostumuz oyun istiyor. Evet. Saklambaç oynuyor. İkiniz de yavruyu arasanız nasıl olur peki? İşte burada. Hayır Lia. Orada. Hayır Chrissy. Baksana orada. Sanki burada bir tane daha fazla köpek yavrusu var gibi. Bu aynaların meydana getirdiği optik bir illüzyon o kadar. Peki öyleyse onu burada nasıl bulacağız ki? Bulamayacağız. Çünkü yavru köpek artık burada değil. Hadi gelin. İşte gidiyor. Şimdi yakaladık onu. Durun. Nereye gitti? Orada. Bunu yapabilen bir memeli hiç duymamıştım doğrusu. Bakın. Ama
Oradan buraya kadar nasıl geldi? Boş ver şimdi. Yakala onu. Bana yanlış gördüğümü söyleyin lütfen. Söyleyebilirim ama bu yaptığı şeyin gerçekliğini değiştirmez. Olamaz. Şimdi onu oradan nasıl indireceğiz? Ben biliyorum. Hadi gelin. Yukarı çıktığımız anda dönme dolaptan yavru köpeği yakalayabiliriz. İnanmıyorum. Şimdi de şurada, iskelenin üzerinde. Aşağı ne çabuk indi. Durun, bakın. Tekrar oraya nasıl çıktı? Hadi. Durun. Deli gibi koşturup duruyoruz ve bu şekilde sadece yoruluyoruz kızlar. Eğer o köpeği yakalayacaksak bize bir strateji gerekiyor. Lia, aramızda en çok hayvan besleyen sensin. Bir fikrin var mı? Aslında benim var. O yavruyu nasıl yakalayacağımızı biliyorum. Onun arkasından koşmak yerine buraya getireceğiz. Lezzetli bir tuzak kurarak. Gel oğlum. Biraz buraya patlamış mısın? Çok lezzetli. Lezzetli. Harika bir şey. Hadi gel. Hadi gel. Ne? Mısır bitmiş. Strateji de işe yaramadı. Gelin. İşte orada, plajda. Onu iskelenin diğer ucunda gördüm. Durun, işte orada. Yavru köpek orada. Artık siz de benim bildiğim kadarını biliyorsunuz ki pek bir şey bilmiyorum. Bu işte bir gariplik var. Bu köpek aynı anda farklı yerlerde olabiliyormuş gibi. Ama bu imkansız. Öyle değil mi? Tamam. Tamam. Tüh. Raket için özür dilerim. Yavru köpek yere boya döktü. Az önce özür diledim ya. Hayır hayır. Bence boyanın dökülmesi çok iyi oldu. Köpek boyanın üzerinden geçti. Bakın, tek yapmamız gereken izleri takip etmek. Ufaklığın pati izleri plaja doğru gidiyor. İşimiz artık çok kolay. Buraya iskelenin altına girmiş. Evet, ve sonra da şuraya geri gelmiş. Hadi. Gözlerinizi izlerden sakın ayırmayın. Arkasında böyle iz bırakırken o yavru köpeğin bizi atlatması mümkün değil. Mümkünmüş. Aman tanrım. Polly, neler oluyor? Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Emin olduğum tek bir şey var. O yavru köpeği bulacağız. Ayrılıp izleri takip etmeliyiz. Hadi iş başına. Chrissy? Polly! Köpeği görüyorum. Oyunların yanında, iskelede. Tamam, hemen geliyorum. Lia, köpeği yakalaması için Chrissy'ye yardıma gidiyorum. Chrissy mi? Ama köpek gözümün önünde. Plajda tam önümde. Öyle mi? Önünde mi? Tamam, hemen geliyorum o zaman. Layla, şu anda meşgulüm. Köpeği yakalamama yardım edemeyecek kadar mı? Şu an tam hız treninin yanında. İyi ama nasıl... Neyse, boş ver, geliyorum. Polly, hemen dönme dolabın oraya gel. Yavru köpek burada. Ama Shania, Layla hız treninin orada dedi. Ha? Layla neden öyle demiş anlamadım ama ben şu an köpeğe bakıyorum. Bak. Bak, şimdi inandım işte. Bravo Shania. Lia, Layla, Chrissy, hemen buraya gelin. Şu an tam olarak yavru köpeğe bakıyor olmasaydım gelirdim. Aman tanrım, bu nasıl olur anlayamıyorum. Çünkü ben tam ona bakıyorum. Bence hepinizin gözleri bozulmuş. Hemen gelip yavruyu yakalamama yardım edin. Şu an tam karşımda duruyor. İyi ama bu nasıl olur? Köpek ikimizin gözünün önünde.
Mantığa göre kızlar yanılıyor olmalı. Çünkü bütün gün güneşin altında koşuşturmak hipotermiye neden olur ve bu durumda halüsinasyon görülebilir ve... Ha? Polly? Bu durumda Chrissy, Lia ve Layla'nın yavru köpeği aynı anda görmeleri imkansız bir şey. Hem de köpek Shani ile benim gözümün önündeyken. Ama ben arkadaşlarıma imkansız bir şey söyleseler bile onlardan şüphe edemeyecek kadar çok güveniyorum. Bu yüzden neyin mümkün ya da imkansız olduğunu unutup farklı bir açıdan bakmaya çalışacağım. Yukarıdan farklı açıdan bakabilirim. Tüm karnaval alanını ve plajı... Aha! Bir, iki, üç... Dört tane yavru köpek. Hah, aynı anda farklı yerlerde olması çok normalmiş. Ama artık köpeciklerin elimizden kurtulmaları imkansız. Layla, sana ve önündeki köpeğe kuş bakışı bakıyorum. Eğer sola doğru gidersen onun önünü kesip limana gelmeden yakalayabilirsin. Sen bana rehberlik ederken o yavrunun hiç şansı yok Polly. İşe yaradı. İşe yaradı. O kadar çok işe yaradı ki hepimiz birer köpek yakaladık. Ama nasıl? Bu kadar çok köpek nereden çıktı? En başından beri bu kadar çoklardı bak. Yavrular! Ah bekleyin, annem ödülünüzü getirecek. Yavrular geri gelmiş. Anneme haber vermeliyim. Yavruları bulmuşsunuz. İnanamıyorum. Siz kimsiniz? Ah yavrular, geri geldiler. Anneme söylemeliyim. Biri neler olduğunu söyleyebilir mi? Aa, aman tanrım. Kızlarımın 400 yavrularını bulmuşsunuz. Aha! 400 kardeşlere birbirinden şirin 400 köpek yavruları. Size çok teşekkür ederim. Ben ödülünüzü getireyim. Aa, hiç gerek yok. Bu yavruları yuvalarına döndürmek bile bizim için çok büyük ödül. Ayrıca daha karnavalda eğlenceli bir gün geçireceğiz. Evet, hiç kolay olmadı. Ama yine de hepimiz bunun için çok... Polly! İşte yine başlıyoruz.